Bugün sizlerle EBA canlı derslere nasıl katılacağımızı göstereceğim. EBA canlı derslere katılmak çok kolay. Öncelikle eba.gov.tr'ye giriyoruz. Eba.gov.tr'ye gittikten sonra canlı dersimizin olup olmadığını kontrol etmek için sayfanın altına gelip burada canlı dersin var butonu var. Canlı dersimizin olup olmadığını kolayca kontrol edebilmek için buraya tıkladığımızda bu sayfaya yönlendiriyor. Buradan TC kimlik numaramızı giriyoruz ve güvenlik kodunu giriyoruz. Güvenlik kodunu girdikten sonra canlı dersin var mı bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu an bir canlı dersiniz bulunmamaktadır diyor. Sonra EBA'ya devam ediyoruz. Örneğin canlı dersimizin olduğunu varsayalım. Bizi bu ekrana yönlendiriyor. Buradan öğrenci EBA seçeneğini seçiyoruz. Buradan yine TC kimlik numaranızı giriyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra bizi burada akademik destek, ben 11. sınıf olarak giriş yaptığım için 11. sınıfta akademik destek platformuna yönlendiriyor. Buradan EBA'da canlı dersler başladı diyor. Buradan EBA sayfama git butonuna tıklıyoruz. EBA sayfama geldikten sonra solda bulunan canlı dersler sekmesine tıklıyoruz. Canlı dersler sekmesine tıkladığımızda öncelikle bu uygulamayı indirip kurmamız gerekiyor. Alt tarafa bir uygulama geldi. Buna tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Kura tıklıyoruz. Kurulumuz bitti. Şimdilik işimizi tamamladık. Örneğin sizin bir dersiniz olduğunda burada dersiniz gözükecek. Dersiniz gözüktüğünde buradan gelip dersinizle ilgili ayrıntılara bakabilirsiniz. Canlı dersinizin saatini kontrol ederek canlı derse ne zaman katılabilirsiniz? Canlı dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. Katıl düğmesi dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Sürede olmadığı sürece geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılım sağlayamıyorsunuz. Burada gösterdim. Bilgisayarlarınızdan nasıl giriş yapacağınızı da EBA uygulaması telefon ve tabletlerde bir uygulama indirmeden canlı derslerinize ulaşabilirsiniz. Umarım bu video yardımcı olmuştur. EBA canlı derslere girerken örneğin bir hata aldınız. Bu hatayı gidermek için görev yöneticisini açıp EBA canlı ders programını görevini sonlandırıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz. Daha farklı hatalarla karşılaşırsınız. Yine bununla ilgili bir videoda çekebiliriz.